Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni türde bir 3D yazıcı incelemesi yapacağız. Şimdi kanalı takip ediyorsunuz. Biliyorsunuzdur biz geçtiğimiz günlerde bir tane Creality'nin bir yazıcısını inceledik. CR6SE modeliydi bu. Şimdi bu model enteresandı. Çünkü o farklı bir FDM dediğimiz bir türde printer'dı. Bu bize şu anda hemen yanımda görmüş olduğumuz Halot One isimli model ise resin dediğimiz özel bir sıvı malzeme kullanan bir yazıcı. Şimdi farklı türlerde yazıcılar var tabii ki piyasada ve en çok kullanılan, en çok bilinenler de o PLA dediğimiz baskı alan. Daha çok PLA ve benzeri türde baskılar alan ki onlara filament takılan modellerdi. Bu model ise sıvı olarak tabir edebileceğimiz bir ürün. Şimdi şöyle bir şey basmayı denedik. Bu arada bunu çok başarılı olamadık ama başarılı olacağımız şeyler de olacağını düşünüyorum. Her zaman yaptığım gibi bir fiziksel görünümden bahsetmek istiyorum. Şöyle kırmızı bir kapağımız var. Bunun kırmızı olmasının ve böyle bir kapakla korunmasının bir sebebi var arkadaşlar. Bu yazıcı bir UV yazıcı. Yani ultraviyole ışığı çıkartıyor. Ultraviyole ışığı çıkarttığı için de bu ışık gözlere zararlı olduğu için böyle bir kapakla korunuyor. Size de önerim çalıştıracağınız zaman mutlaka bu kapağı kapatın. Şimdi fiziksel görünümde devam edelim. Arka yüzümüzde bir güç kablomuz var. Onun takılı şu anda bir düğmemiz var. Açtığımız zaman cihaz açılmış oluyor. Şu anda ekranda muhtemelen görüyorsunuzdur. Evet. Creality'nin simgesini görüyorsunuz. Halot One'ın. Burada bir ekranımız var. Bu ekran dokunmatik bu arada onu söyleyelim. Bir tane bilgisayar balans için USB'miş. Bir tane de normal USB tip A'mız bulunuyor. Bu Z eksenli yani tek eksenli bir ürün. Sadece şu kısım, bu kafanın olduğu kısım yukarı ve aşağı oynayabiliyor. Şöyle bir tablamız var. Şimdi ben size bunu göstereceğim. Canlı canlı göstermiş olayım. Bu şekilde bu tabloyu böyle kaldırarak içine malzememizi koyuyoruz. Resim malzemesini koyuyoruz. Sıvı bir malzeme bu. Yalnız elinizle falan dokunmamaya çalışın arkadaşlar. Birazcık sıkıntılı bir malzeme. Bu şekilde bir böyle bu tabloyu doldurup bunu da buraya sabitliyoruz. Ve kullanım şekli de bu şekilde hazır hale geliyor. Bunun bazı ayarları var tabii ki. Tablo ayarı burada da var bu arada. Normal diğer yazıcılarda olduğu gibi. Bu arada ben şunu bir yerine yerleştireyim. Şuralarını da kapatalım. Evet bunu böyle yaptığımız zaman burası sabit halde duruyor. Bu tarz ürünlerde birazcık farklı bir mantık var. Şimdi normalde PLA türündeki yani FDM türündeki yazıcılarda tablo aşağıda oluyordu ve yukarıya doğru bir baskı sistemi vardı. Yani bir kafadan basıyordu. Burada ise tablo burada ve tersten bir baskı yapılıyor ve yukarı doğru yavaş yavaş çıkılmış oluyor. O yüzden bu ürün birazcık farklı bir şekilde çalışıyor. Ama mantık olarak baktığımızda aslında kullanım mantığı aslında diğer yazıcılarla hemen hemen aynı. Bir model indiriyorsunuz. O modeli bu cihazla tanıtmanız lazım. İsterseniz USB bellekle yaparsınız. İsterseniz bu ürünün Wi-Fi ayarı var. O ayarla yapabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanılıyor. Kullanımı genel olarak bu şekilde. Tabii ki anladığınız üzere bunun baskı alanı daha küçük olduğu için daha çok küçük şeyler basabiliyorsunuz. Peki neden bu tarz yazıcılar var? Yani neden sadece PLA türünde ya da işte ABS türünde yazıcılar kullanmıyoruz? Sebebi şu. Bu tarz yazıcılarda detay oranı daha yüksek arkadaşlar. Yani daha yüksek detayda baskı alabiliyorsunuz. Bu da özellikle o daha önceki işte PLA, ABS türünde yazıcılardan çok daha fazla detay almanızı sağlıyor. Özellikle böyle figür falan basıyorsanız bu detaylar çok daha önemli hale geliyor. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. O yüzden bu tarz yazıcılar bu tarz böyle detaylı işlerde kullanılıyor. Şimdi teknik özelliklere bakmak istiyorum ben. Ekranda bir tablo göreceksiniz. Creality'nin Halot One yazıcısı UV destekli resim bir yazıcı. Wi-Fi özelliği olduğunu söyledik. Dahili bir ışık kaynağı var içinde. 5.96 inçlik dokunmatik bir ekranı bulunuyor. USB girişi olduğunu söyledik. 127-80-160 mm'lik bir baskı alanımız var. Sadece bir Z eksenimiz var. Halot Box uygulamamız var ve 2500 TL'lik bir fiyatımız olduğunu söyleyelim. Şimdi ürünü nasıl kullanıyoruz? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi diyelim ki basacağınız modeli buldunuz arkadaşlar. Genelde biz nereden buluyoruz? Hepimizin bildiği işte thingiverse.com gibi sitelerden modeli indirdik. Modeli indirdikten sonra ne yapıyoruz? Halot Box isimli yazılımı indiriyoruz bilgisayarımıza ve bu modeli onun içine atıyoruz. Şimdi orada şöyle bir durum var. Aslında daha önce biz incelediğimiz Creality Slicer gibi ya da işte Jura gibi veya farklı varyasyonları da var. Bu arada bu ürün içinde var. Yani farklı bir sürü yazılım kullanabilirsiniz ama Halot One kullanın dememin sebebi ki kendi Creality'nin sitesinden indirebiliyorsunuz. Halot Box uygulaması üzerinden doğrudan doğruya Wi-Fi üzerinden yollayabiliyorsunuz. Wi-Fi için önce bulunduğunuz yerdeki Wi-Fi'ye tanıtmanız gerekiyor. Yani şifresini falan girmeniz gerekiyor Wi-Fi'nin.
Daha sonra bu otomatik olarak bağlanıyor. Yapmanız gereken şey şu, bilgisayarda gireceksiniz ve Halot Box yazılımını açıp ayarları yaptıktan sonra bu ayarları direkt şeye gönderiyorsunuz, yazıcıya gönder diyorsunuz. O otomatik olarak zaten aynı ağdaysanız eğer yazıcıyı görüyor ve içini otomatik olarak atıyor ve daha sonra siz de buradan bas dediğiniz zaman baskıyı başlatmış oluyorsunuz. Bu da şöyle bir kolaylık sağladı açık söylemek gerekirse. Biz daha önceki yazıcı incelememizde mesela bellek kartına yazıyoruz. O bellek kartını alıyoruz, buraya takıyoruz falan filan bir sürü tantana. Bayağı çok da zorlandık açık söylemek gerekirse. Ama bu üründe öyle bir şey gerekmiyor. Bu doğrudan doğruya baskı alabiliyorsunuz. Ama ve lakin bu tarz bir yazıcının da belli zorlukları var. Öncelikle bir kere sıvı malzeme kullanıyorsunuz ve bunu işi bittikten sonra tekrar bir kutusu var, o kutuya geri dökmeniz gerekiyor. Burası biraz meşakkatli çünkü elinize dokunabilirsiniz, değebilirsiniz, etrafa pisletebiliyorsunuz. Sıvı bir şey olduğu için hani o artan malzemeyi tekrar kullanmak üzere kutusuna koymak birazcık zor oluyor. Koku yapıyor birazcık, onu da söyleyelim. Bir parça koku var. Hani değer mi değmez mi diye onun için söylüyorum. Mesela biz şöyle bir şey bastık. Çok da iyi olmadı bizim amatörlüğümüzden ve ilk baskı olduğu için artık buna şey yapmayın diyorum. Ama böyle detaya baktığımızda inanılmaz bir detay var, onu söyleyeyim. Yani inanılmaz, bunu normal bir printerle alamazsınız, onu söyleyelim. Bu tarzı mutlaka resim yazıcılardan yapabileceğiniz bir detay var. Burada bir Eiffel Kulesi yapmaya çalıştık ve bu detay anlamında çok güzel. Ama söylediğim gibi birazcık meşakkatli, birazcık uğraşmanızı gerektiriyor. Ve hani o uğraşın karşılığını alıyorsunuz, eyvallah. Ama hani koku yapar, işte... Malzemeyi tekrar kullanması birazcık zor, uğraşmak gerekiyor, biraz emek istiyor tabiri caizse. Bu emeği vermek isterseniz evet bu tarz bir yazıcı var. Fakat söylediğim gibi çok küçük bir alana basabiliyorsunuz. Tabii bunun daha büyükleri de var bu arada. Creality'nin daha büyük baskı alanları olan farklı modelleri de var. Onlara da yönelebilirsiniz. O da bir tercih tabii ki. Ama bu model daha çok küçük ürünler basmak için. Böyle küçük figürler, küçücük bir işte Eiffel Kulesi ve benzeri böyle ufak tefek figürler basmak için kullanabileceğiniz bir şey. Daha büyük ve detaylı şeyler basmak istiyorsanız Creality'nin farklı modellerine yönelmenizi özellikle öneriyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Creality Halot One resim yazıcıdan bahsetmeye çalıştık. 3 boyutlu baskılar alabileceğiniz bir çok güzel bir 3D yazıcı. Belli avantajları var, belli dezavantaj tarafları da var. Sunduklarına baktığımızda bu dezavantajların aslında göz ardı edilebilecek bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi FDM yazıcılardan çok daha farklı yönleri var ama çok daha güzel yönleri de var. Artıları var, eksileri var. Bu şekilde değerlendirirseniz çok sevinirim. Fiyatı çok yüksek değil bu arada. Çünkü bu tarz ürünler yakın zamanda çok pahalı satılıyordu. Fiyatın çok yüksek olmadığını söyleyeyim. Ama olur ya, bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz başka konular varsa yorum olarak videonun altına yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyacağız, hepsini değerlendireceğiz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda www.teknolojioku.com adresine de hepinizi bekliyoruz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.